Pardon, ben pardon. İyi misiniz? Şirin, Aslı neden bağırıyor patrona? Aslı mı? Sen kızı tanıyor musun? Ya tanıyorum da niye kızmış biliyor musun? Ben nereden bileyim Teo? Ben hiçbir şeyden haberdar değilim ki. Para yüzünden bağırıyor o para. Para? Ha, merhaba bu arada Gülben. Ay Gülben gibi oldu. Yani Gülben. Hani ben Gül anlamında. Adım Gül yani. Anlıyorum sen. Para yüzünden mi kızmış dediniz? Evet ya para mevzuları yani. Ama işte yani biliyorsunuz para... Yani işte varlığı ayrı, yokluğunu zaten malum. Ben ne siz sorun ne ben anlatayım. Çok fena. Hele bizim mahalledekiler var ya yani onlar da... Ay, ay, çenem kutsun Gül. Ne? Test... Peki test parası ne? Ya bak, bir adamın şoförü onun bir nevi sağ koldur. Çünkü neden? Çünkü atıyorum yanında telefonla konuşur. İşle ilgili bir şey konuşur, iş sırlarını duyarsın, bir derdi olur onu duyarsın. Sırdaşı olursun yani anladın mı? Tamam da bunun parayla ne ilgisi var? Para, 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 para. Ay pardon ben kendi kendime şey yaptım bir anda. Tamam siz devam edin buyurun. Bak para en temiz güven testidir. Yani parayı geri getirenle üstüne yatan aynı kefeye konmaz. Doğru. Ben de neler dedim adama ya. Yok bir şey olmaz. Bakma senin böyle tok gözlü olman, gururlu olman onun hoşuna gitmiş belli. Adam işe aldı sonuçta ya daha ne yapsın ya? Teşekkür edersin benim adıma. Ama ben özel şoför olmayı falan düşünmüyorum Teo. Bir dakika, bir dakika nasıl yani? Aslı! Aslı! Ya bir dur bir şey diyeceğim ya. Ya Ateş Bacı. E peki ufaklığın davası ne olacak? İşi kabul etsen patron bedavaya halledecekti ne güzel işte. Neyi halledecekti patron? Ya şu çiçeğe çarpan adamı bulacaktık. Kısmet değilmiş işte. Sen de çok uğraştın sağ ol. Hadi. Hadi Gül. Neydi? O ne kadar hoş bir insan değil mi? Dedektif falan mı o? Ne oldu? Hoşlandın mı sen ondan? Saçmalama be. Deli deli konuşma. Öylesine sordum. Ama var ya... Olaya gel. Olaya koş. Şimdi sen bu yakışıklı Barış Bey... Çok dizi izliyorsun be gülüm. Ya adam nişanlı. Ay hadi be. Tüh ya. Tüh ya. Yoksa haftaya nikah kıyardık. Değil mi? Hoş bulduk abi. İyi akşamlar. Size emanet. İyi akşamlar. Bir şey diyeceğim, sen arabayı niye oraya çekmiyorsun? Annemler bilmiyor. Taksiciyken çok dertliydiler. Şimdi de özel şoför olduğumu duyarlarsa yıkılırlar. İyi de sen kötü bir şey yapmıyorsun ki, niye yıkılsınlar yani? Ya yapmıyorum da işte... Ya zaten deneme süresindeyiz ya. Bir de bu iş olmazsa çok üzülürler. Neyse hadi sen dön. Yok olur mu canım, bırakacağım ben seni evet. Ya burası bizim mahalle, bir şey olmaz. Ya tamam, iki sokak değil mi zaten, işte bırakırım hadi. Sen nereden biliyorsun iki sokak olduğunu? Efendim? Aslı! Aa, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mürvet teyzeden mi? Evet, mahallemizin Şendul'dur da kendisi. Yazık, kadıncağızın ayakları falan tutmuyor. Biz de işte böyle ayrına yemek falan şey yapıyoruz. Vallahi çok iyi yapmışsınız, elinize sağlık. Bu İzmir köfte değil mi? Aa! Ay nereden bildiniz? Ha, bravo. Sever misiniz? Tabii canım, İzmir köfteyi kim sevmez ya.
Gerçi işte bekar adam misafir misali. Umduğunu değil bulduğun yer ama ne yapalım. Ama ben üzüldüm şimdi. Yani... Size de yaparız. Yersiniz. Olur. Tamam o zaman Teo, biz Gül'le gideriz ya. Tamam. Hadi iyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Julio Servler orada. Tamam. İyi akşamlar Teo. Kız bak vallahi yemin ederim insaniyet namına yaptım. Ay yazık. Bekar adam ev yemeğine hasrettir o ya. Ondan şey yaptım ben. Bak başka bir şey aram altında, tamam mı? Tamam arama. Senin kıyafetin ne güzelmiş be. Ay eline ne oldu? Ya onu sonra anlatırım da ya benim üstümü değiştirmem lazım. Neyi hatırlattın? Yürü Dura, yürü. Hadi. Yürü. Gül. Anar kızım düğüne mi gidiyoruz? Ne var be halimde? Sen de abartma. Ben alt tarafa iki bir şey sürdüm, sürüştürdüm. İki bir şey mi sürdün? Evet. Kızım gelin başı yaptırmışsın. Saçma sapan konuşma bak, beni sinirlendirme. Allah Allah, her zamanki hali bu benim hem. Hayırdır ya? Kapılarda karşılanıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Terlik versene Teo Bey'e. Bakıyorsun öyle. Vereyim. Buyurun Teo Bey, terlikleriniz. Ya bir şey diyeceğim, şu beyi meyi sizi bizi atsak mı acaba? Bana çok dar geliyor biliyor musunuz? İçim sıkışıyor yani. Ay atalım tabii ki Teo'cum. Ya vallahi. Aa, buyurun o zaman. Siz önden buyurun lütfen. Ay çok mersi, buyurayım o zaman ben. Hoş geldiniz oğlum. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz hanım kızım. Anne, hı, o Gül bizim Gül. Aa, ne yaptın kız kendine böyle? Aşk olsun yani Neşe teyze. Ne var halimde benim? Her zamanki halim bu. Ne ki yani? Al bakayım sen şunu. Merhaba, ben Arzu. Aslı'nın ablası. Memnun oldum. Abim Metin. Memnun oldum. Bu da abimin cam paresi Çiçek. Memnun oldum. Teo bende. Teo ismini hiç duymamıştım. Aslında Teo değil tabii ama kısaltınca Teo oluyor. Hmm. Benimki de Çiçe oluyor. O zaman bana da Çiçe deyin artık. Vay be bal böceği. İsmini hemen sattın ha. Satmadım. O lakabım, bu kısa ismi. Tamam o zaman. Hadi buyurun sofraya. Hadi. Buyursunlar. Bizim kız biraz duygusaldır da. Yani soruları onu üzmeden sorsak. Tabii ki abi, siz hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Oğlum ne yaptın, ne yaptın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yeterli. Ay olur mu canım? Yersin sen. Seversin İzmir köfte. Sağ ol. Hay Aslı kaç kez sordu Çiçeği. Yani hiç daha önce böyle morflardan falan bahsetmemişti. Tabii biz şimdi Teo Bey gibi sormayı beceremedik ondan. Ben nasıl düşünüyorum peki bunu? Ya benim aklıma nasıl gelmez böyle bir şey? Tamam Ateş Böceği, sen kendini niye suçluyorsun ya? Bir sakin ol. Ben kendim şoförüm Teo. Yani ben nasıl buna ihtimal vermem? Senin aklına nereden geldi? Yani geldi işte. Ne bileyim, işim bu yani benim, o yüzden. Bak biz başka ipuçları da bulacağız tamam mı? Sen düşünme artık ya. İş bizde, rahat ol sen. Vallahi çok teşekkürler Teo Bey. Ne demek abi? Teşekkürler bu arada. Niçin? İzmir köfte. Çok güzeldi, eline sağlık. Ne demek yani? Sen iste her zaman yaparım. Eyvallah. Şirin! Efendim. Gel kız gel, börek var gel. Ben onu gördüm de.
Ya gel ye, bir şey olmaz. Bu börekler diyet bozmayan börek. Gel otur. Değil mi? Atın ölümü arpadan olsun demişler. Hı. Çay içecek misin? İçmeyeceğim. İyi. Çok güzel olmuş bu. Kim yaptı? Sen böreği niye bağını sorma. Devam et, yapıştır. Anladım. Erkeğin kalbine giden yol midesinden mi geçiyor acaba? Ben size bir şeyler hazırlamıştım gitmeden yersiniz diye. Şunlar ıspanaklı. Şunlar da kıymalı. Yersiniz yani, kahvaltılık falan yaparsınız kendinize öyle. Vallahi niye zahmet ettiniz ya? Çok sağ ol. Ay ne zahmeti canım? Ne zahmeti yani? Ne olacak, içeride bir sürü var onlardan. Hem işte kız arkadaşınız falan varsa onunla birlikte şey yaparsınız, tüketirsiniz. Yani aparatif yaparsınız kendinize. Oldu. O zaman ben kaçayım. Hoşça kal. Sağ ol. Alo, Teo Bey. Teo. Gül ben. Aslında müsait değildi de o yüzden ben açtım telefonu. Ha, yetişebilecek mi? Onu merak ettim de o yüzden aradım. Ay, yetişecek tabii canım. Yani çıkmak üzereydi o da zaten. Daha. Sen nasılsınız inşallah? İyi vallahi Gül, ne olsun sen? İyi ben de ya, ben yoğunum. Vallahi manavdan kafeye, kafeden manava koşturuyorum sürekli. Zaten bizim manav da çok yakın buraya yani. O yüzden o zaman sizi bir çaya bekleriz. Vallahi yoğunuz yani, biliyorsundur belki. Yani kız arkadaşınızla falan çıktığınızda öyle hani çay içerseniz hani bekleriz burada için. Kız arkadaşımla pek çıkamıyoruz çünkü yok. O yüzden. Alo. Gül. Burada. Buradayım. O zaman ben bir çay içmek istiyorum. Yani çaya bekliyorum sizi buraya. Kafeye, çaya bekliyorum. Kapatayım ben o zaman. Sizin de şimdi işiniz gücünüz vardır. Meşgulsünüzdür zaten siz tahminimce. O zaman size hayırlı işler. Allah benim için. Allah daha çok şey. Tamam oldu. Görüşürüz. Kapatıyorum. Bay bay. İnşallah. Bunu Teo'ya ver. Ha bir de dedi ki, selam söyledi de. Ay şey bir de dedi ki, geç kalmasın dedi. Kim dedi ya? Teo dedi. Ay ben senin telefonumu açtım da sen meşguldün ya ondan yani. Aslı. Aslı. Sevgilisi yokmuş Aslı. Kız, sen niye taktın çocuğa bu kadar? Tanımıyorsun bile doğru düzgün. Kime takayım Aslı? Kime takayım Allah aşkına sen söyle ya. O tek dişi kalmış çaycı Hulusi'ye mi takayım? Kasap Cenab'a mı takayım acaba ben? Kime takayım? Kız. Aslında bu Cenab'ın bir havası var be. Doğru dedi kız. Var Cenab'ın bir havası. Var yani Cenab, bak Cenab'ın böyle... Cenab'da kasap babası var. Duydum. Duydum. Ya yapma. Teo dur. Ay abileri unuttum. Barış Bey çok pardon, hemen geliyorum. Gül gönderdi. Çayın yanında yersin. Bak, Gül anaç da budur. Mahalledeki bütün dul teyzeleri de o besliyor zaten. Gördün sen de. Ya tribe girme. Ya yok vallahi tribe girmek değil de yani... boşuna zahmet ediyor. O yüzden şey yapmak istemiyorum yani. Ya al sen şunu. Kızın hatı kırılmasın. Al. Şimdi ben bir kıza İzmir köfteyi çok sevdiğimi söylüyorum.
O da gidiyor kendi elleriyle yapıyor, getiriyor, koyuyor önüme, bana onu yediriyor. Bu ne demek şimdi? Barış Bey çok pardon. Bir şey getirmiştim de onu vermek zorundaydım. Ne yaptın, verdin mi? Ha? Kurabiyeleri diyorum, verdin mi? Ha, verdim verdim. Selam söyledi. Başka ne dedi? Haftayı istemeye gelelim mi dedi. E tamam hadi gelin deseydin. Ya öf, onu demiyorum. Kızım başka bir şey söylemedi mi? Gülüm. Bak sen üzülme diye söylüyorum. Ben sanki Teo'nun gönlünde başka biri varmış gibi hissettim. Ne üzüleceğim canım? Bana ne yani? Ben zaten öylesine şey yapıyorum ki. Onun gibi bir adamın benim gibi mahalle kızıyla ne işi olsun ayrıca? Senin gibi mahalle kızına kurban olsun o be. Aman geç beni sen. Millete bak sen ya. Ay her şeyi ayağına istiyor. Ay ben anlamadım ki. Bir eve servisimiz ektik ya zaten. Ay ya. Of of. Ay torba bile patladı. Ben nasıl dayanayım acaba ya? Yemin ederim ben de patlayacağım. Ay patlayacağım artık of. Of. Ay sinirlerim. Ya. Allah bir kurtulamadım şu beylerden Gül ya. Beylik halim mi kalmış benim? Her yerim armut görmüyor musun? Ay pardon ben onu alayım hemen. Zahmet olmuş. Sipariş mi dağıtıyordun? Ha sipariş dağıtıyordum. Çok güzel dağıtıyordum siparişleri. Poşet patlayıverdim ben de patlayacaktım vallahi buracıkta. Dedim şuraya oturayım bir kafamı dağıtayım ben dedim. Dağıtayım dedim. İyi yapmışsın. Hadi gel beraber dağıtalım. Siparişleri ya kendimiz değil. Tamam. Ay zahmet olmasın size ya. Ya ne zahmeti Allah aşkına. Hem bir kurabiyenin 40 yıl hatırı var derler. Sıkıntı yok hadi gel. İyi o zaman. Ben şunu alayım. Ha Aslı'ya bakmaya geldim ben aslında ya. Var mı öyle kafana göre istifa edip gitme? Bir alalım ifadesini neymiş durum ver bakayım. Ay alırım ben. Ver ver bir şey. Ya şey Aslı taksiye çıktı. Taksiye mi çıktı? Ha. Anında döndü eski hayatına yani. O kadar mı istifa etmiş ya? Öyle oldu. Allah Allah. İyi şunları bir dağıtalım da bir oturup konuşalım. Ben merak ettim orayı şimdi. Olur. Konuşalım. Konuşalım tabii. Evet hadi gel. Ne tarafa gideceğiz? Şu tarafa. Hadi gel. Yok yani tamam da İlayda ne yapmış kıza? Ben onu anlamadım. Onu söyleyemem işte. Hem patron da inanmamış kıza. Yani öyle bir naz yapıyor falan gibi bir muamele yapmış. Aslı zaten... Ya Aslı ona kızmış. Allah Allah. Alo? Ateş böceği sen neredesin ya? Nezaretteyim. Ne? Zaret. Polislerin suçluları attığı yer işte. Ateş böceği ne işin var senin nezarette ya? Ya Teo bak annemler öğrenirse kalbine iner kadıncağızın. Vallahi bak o yüzden seni aradım ben. Tamam iyi yapmışsın bak sakın korkma hiçbir şey de imzalama. Halledeceğiz biz olayı tamam mı? Hadi bay bay. Aslı nezarette miymiş? Hadi nezaretteymiş de şey yapmayız biz onu orada bırakmayız. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Sen üzülme tamam. Tamam. Patron ne kadar iyi adammış ya. O kadar olay oldu. Ona rağmen baksana yalnız bırakmadı Aslı'yı. Ya iyi ne bizim patron 10 numara adamdır ya. Vallahi bak. Hem bir şey diyeyim mi? Bu sayede belki araları da düzelir ha. Doğru. Ne demişler? Her şerde bir hayır vardır. Aynen öyle. Ay senin düğmen böyle mi oldu bu? Kopacak. Aa, tabii o armutları falan taşıdın hep bana yardım ettin. Ondan oldu değil mi? Ha, yok yok bu hep böyleydi ya. Önceden beri böyleydi de işte bekarlık hali dikemedik kaldı öyle yani. Neyse ben hemencik hallederim şimdi. Sen
Benim de dikiş seti mi taşıyorsun ya? Ne yapalım? Mecburuz. İki çocuk bakıyorum sayılır. Oy, benim iki tane çocuğum yok yani. Çocuğum falan yok benim. Ben evli değilim, nişanlı değilim, sözlü değilim. Hiçbir şey değilim ben. Ben şeyden bahsettim. İşte abimle babamdan. Yani onlar da çocuk gibi. Bence zaten bütün erkekler çocuk gibi. İşte biraz gelsene. Haberleşiriz o zaman. İyi, haberleşiriz o zaman. Zaten numaralarımızı falan da aldık. He, aldık. Aldık. Eline sağlık çok. Sen bu tarafa. Evet. Hoşça kal. Thank you.